Öyle susamış, öyle acıkmıştı ki Arakanlı Yusuf bebek içti, içti, içti. Her aldığı yuduma babasının gözlerindeki çaresizlik eşlik etti. Bitti soğuk şerbet ama Yusuf'un susuzluğu geçmedi. Keşke bitmeseydi dedi. O da çevresindekilerde. ...5 Ağustos'tan beri yaklaşık 400 bin Arakanlı Müslüman kaçtı Bangladeş'e. Zaten yaklaşık 500 bin kişi vardı. Mülteci kampları doldu taştı. Arakanlı Müslümanlar bir lokma ekmeğe muhtaç yaşıyor. İnsani yardımlarla hayatta kalıyorlar. Temiz su, tuvalet, hijyen şartları yok. En büyük risk salgın hastalıklar. Kamplarda aşılama çalışmaları başladı. Öncelik çocuklarda. O yokluk içinde bir de yağmur yağdı bölgede. Sefalet daha da acı bir hal aldı. Her yer çamur oldu. İnsanlar çadırlarda bile ıslandı. Arakanlı Müslümanlara birçok ülke ve uluslararası kuruluştan yardım var. Başı Türkiye çekiyor. Türk Kızılay'ı da Arakanlı Müslümanlara yardım eden kuruluşlardan biri. Kızılay Genel Başkanı Doktor İkerem Kınık günlerdir Bangladeş'te. Gerek Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları, gerek Kızılay sahada yeni bölgeye varmış olan Arakanlı Müslümanlara gıda desteğine devam ediyor. Bir taraftan da su kuyularının açılması, sağlık hizmetleri verilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması gibi çalışmalar yürütüyoruz. Arakanlı Müslümanlara daha iyi şartlar sağlamak için başka hazırlıklar da yapılıyor. Burada yaklaşık 24 bin aileye, 100 bin civarındaki Arakanlı mülteciye bir kamp kurulumu noktasında gerekli izinleri aldık. Yerler gösterildi. Bu konuyla alakalı çalışmalara AFAD yetkililerimizle beraber başladık.